12A matematik limitle devam ediyoruz arkadaşlar. Örneğin y eşittir 3 üzeri x fonksiyonu verirsin. Y eşittir 3 üzeri x fonksiyonu verirsin. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken 3 üzeri x nedir? Bakın şimdi. Ben şu sıfıra soldan yaklaşırsam 1 geliyor. Peki limit x sıfıra giderken sağdan yaklaşan 3 üzeri x'e o da 1 geldi. Şimdi dolayısıyla demek ki bu soldan limit sağdan limite eşitse x sıfıra giderken 3 üzeri x 1'e eşittir arkadaşlar. Başka bir limit daha alalım. Mesela x sonsuza giderken 3 üzeri x nedir? Bakın şimdi iyi bakın buraya. Bu şimdi sonsuza doğru gitse bu eksen. O zaman eğri de yukarı doğru çıkıyor. Yani ben sonsuza doğru gitsem bu eğri de yukarı doğru sonsuza doğru gidiyor. Yani bunun cevabı artı sonsuzdur. Zaten 3 üzeri sonsuz sonsuzdur. Oradan da hesap edin. Bunu da bitirdik. Limit x eksi sonsuza giderken 3 üzeri x nedir? Bu da şöyle düşünün. Bu eksi sonsuza giderken ben bu eğri de yavaş yavaş aşağı doğru inmekte. Yani sıfıra dayanır. Hani sıfıra doğru gelmekte. O yüzden bunun cevabı da sıfırdır arkadaşlar. Bu aşamada sormak istediğiniz bir yer var mı? Başka bir alıştırma yapalım. Limit x 30 dereceye giderken sinüs x eksi 2 bölü 1 artı kosinüs x nedir? Arkadaşlar 30 dereceyi yazınca sinüs 30 bölü sinüs 30 eksi 2 bölü 1 artı kosinüs 30 elde edilir. Buradan sinüs 30 1 bölü 2 idi. Burası da kök 3 bölü 2'dir. Bunu da düzenlersiniz. Soru bitti. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x çarpı 2x eksi 6. Buna bakalım. Şimdi ben sonsuzu verdiğimde 1 bölü sonsuz çarpı 2 sonsuz eksi 6. Burası 0 çarpı sonsuz belirsizliği geldi. Bakın hiç bugüne kadar size 0 çarpı sonsuz belirsizliği ile ilgili soru sormamıştım. Ben şimdi bu 0 çarpı sonsuz belirsizliğini eğer buradaki bakınız buradaki şu x'i paydaya yazarsam 2x eksi 6 bölü x dersem ve sonsuzu yerine yazdığımda sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geldi. Yani ben 0 çarpı sonsuz belirsizliğini sonsuz bölü sonsuz benzerliğine belirsizliğine çevirdim ki L'Hospital yapabileyim. Bu durumda L'Hospital yaparız. O da limit 2 bölü 1 x sonsuza giderken 2'nin limiti 2'dir arkadaşlar. Bu soru bitti, bu kadar. Yani sizler geçen gün sormuştunuz hani başka belirsizlikler de var mı hocam demiştiniz. Var işte 0 çarpı sonsuz belirsizliği de karşımıza çıktı. Mesela başka bir soru çözelim. Limit x 1'e giderken x küp eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi bunu yapalım. 1'i yazdığım zaman belli ki 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. O halde L'Hospital yaparsam 3x kare bölü 1. Bunun limitini alırsam elbette cevap 3'tür arkadaşlar. Mesela burada bir mutlak değerle ilgili bir sorumuz var. Onu yapalım. Limit x 3'e limit x 3'e limit x 3'e soldan yaklaşsın. X kare eksi x eksi 6 bölü x kare eksi 9. Yalnız burası
mutlak değer. Şimdi buna bakalım. Şimdi 3'e soldan yaklaşacağız, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, ben 3, 2,9'u yukarı yazsam, isterseniz evvela bakın, x kare eksi x eksi 6 biliyorsunuz. Bakın iyi dikkat edin. X eksi 3 çarpı x artı 2 diye ayrılır biliyorsunuz. Şimdi burada ben bir an için 3'e soldan yaklaşırken buradaki yapıya 2,9'u yazsam x yerine, sonuç negatif mi çıkar, pozitif mi çıkar? Elbette negatif çıkar. O zaman bakın şöyle yapacağız. Limiti yazacağız x 3'e giderken. O zaman bu yukarıdaki yapı x eksi 3 çarpı x artı 2 diye bunu mutlak değer dışına çıkarırken, şimdi şu x artı 2'de bir sorun yok. 2,9'u yazınca ona pozitif. Şu kısmı başına eksi alarak çıkartacağız. Aşağısı da x eksi 3 çarpı x artı 3'tür biliyorsunuz. Şunlar sadeleşecek ve ben 3'ü yerine yazdığım zaman eksi 3 artı 2 bölü 3 artı 3 bulacağım. Bu da eksi 5 bölü 6'dır. Bu da yazılarda kesin çıkacak sorulardan biridir arkadaşlar. Buna benzer bir örnek daha yapayım. Anlayın, tamam mı? Mesela x eksi 4 bölü x eksi 4 diyelim. Sen şimdi 4'ü yazsan 0 bölü 0 belirsizliği yapar zaten. Değil mi? Şimdi bu 4, bak şimdi x eksi 4 limit x 4'e soldan yaklaşayım derken 3,9'u ben bu mutlak değerin içine yazsam negatif oluyor içerisi. Başına eksi alır. O zaman burası eksi 1 çıkar. Doğru mu? Peki limit x 4'e sağdan yaklaşırken x eksi 4 4,1'i yazsam mutlak değerin içine, o pozitif çıkıyor. O zaman pozitif. O zaman bunlar sadeleşir 1. Ve bu durumda bunun limiti yokmuş meğer, hani bu soruda. Yani mutlak değer deyince neyi yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Limit x 0'a giderken kök x artı 1 bölü x diyelim. Bunun limiti nedir arkadaşlar? Şimdi burada 0'ı yazdığım zaman kök 0 artı 1 bölü 0 1 bölü 0'dır. O 1 bölü 0'dır. O da sonsuza eşit arkadaşlar. Başka bir soru yapalım. Limit x 0'a giderken kök x bölü x artı 5 diyelim. Bu 0 bölü 5'ten 0 olur. Bu kadar. Başka bir soruya bakalım. Şimdi x 1'e giderken 1'i yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği gelir. 0 bölü 0 bir belirsizlik çeşididir. Bu durumda L-hospital yapmam lazım. Şimdi x eksi 1'in kara kökü buna eşit bak. Bunun türevi 1 bölü 2 başa düşer. Üst 1 azalır. Çarpı içinin türevi. Bunu düzenlersem arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı x eksi 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti. O da 1 bölü 2 kara kök x eksi 1 olur. Hani kara köklüden hiç çözmemiştik size. Türev almamıştık. İlk defa alıyorum. Onu da öğrenin şimdi. Yavru Ceylan'a. Bu durumda bu sorunun cevabı nasıl bulacağız? Bak şimdi. Şurayı kenara kaydıralım. Orayı anladınız. Şimdi buradan limit diyelim. X 1'e giderken bu 1 bölü 2 kök içinde x eksi 1 bulmuştuk. Bölü 2x. Bunu da düzenlersem 1 bölü 2 kök içinde x eksi 1 çarpı
Hani yukarıyı aynen yazdım şu yukarıyı. Aşağıyı çarptım. Tamam buraya kadar. Şimdi buradan 1 bölü 0 gelir. O da sonsuza eşit bu soru. Bu kadar. Tam böyle istediğim bir soru var şimdi burada. Limit x 3'e giderken x eksi 2x artı 3'ün kare kökü bölü 3 eksi x. Şimdi bunu yapalım. Tamam. Şimdi takip et. Arkadaşlar burada 3 sayısını yerine yazdığımızda 3 eksi kök 9 bölü 3 eksi 3 de 0 bölü 0 belirsizliği görünmekte. O zaman biz de L'Hospital'i uygularız. L'Hospital'i uygularsak payın türevi 1'dir x'in türevi. Eksi şu kara köklü yapının türevi 1 bölü 2 çarpı bak şimdi kök içinde 2x artı 3 çarpı içinin türevi 2 idi hatırla. Aşağısı da eksi 1. Şimdi limit x 3'e giderken biz burayı bir düzenleyelim evvela. Limit x 3'e giderken burada bakınız şu pay ve paydayı eksi 1 ile çarpınca eksi 1 artı şu ikilerde gidince 1 bölü 2x artı 3'ün karekökü olur. Bu da 3 sayısının yerine yazdığımızda tamam ne gelir? Eksi 1 artı 1 bölü 3 mü? 3. O da eksi 2 bölü 3'tür arkadaşlar.